Ben bütün dansları çok iyi yapmak isterdim değerli seyircilerimiz. Bizim zamanımızda dans okulları yoktu. Oysa artık şimdi her türlü dans öğrenebileceğimiz çok özel okullar var. İşte onlardan biriyle tanıştırıyoruz sizleri. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü durağımız Gaziantep. Gaziantep Şehit Kamil'de bulunan Dans Art Bale Dans Müzik Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda da film ortaklarımızdan Hakan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan eğitimlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Hakan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hakan Bey, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Sektöre girişiniz nasıl oldu, sizlerden dinleyelim. Tabii ki. Ben Gaziantep'liyim. 1972 yılında Gaziantep'te doğdum. Bütün eğitim, öğretim yaşantımı burada gerçekleştirdim. En son olarak işte Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünü mezun oldum. O dönemden beri, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ortaokuldan beri ben halk oyunlarının içerisinde bulundum. Bu süreçte de işte okuduğum bölümle alakalı olarak bir meslek şeyi rotası çizdik. Bu şekilde devam ettik. Dans Art 2008 yılında Gaziantep'te açıldı. Gaziantep'teki milli eğitime bağlı okullardan bir tanesi. Neler yapıyoruz peki burada? Ne tür eğitimler veriliyor? Ağırlıklı bizde bale ve dans üzerine eğitim veriyoruz. Açıldığımız günden beri bale eğitimi veriyoruz. İşte bunun yanı sıra jimnastik eğitimi ve bu yıl 5. yılımız. 4 yıldan beri de işte bundan 5 yıl önce Anadolu Ateşi ile biz bir anlaşma yaptık ve Anadolu Ateşi'nin şubesi olduk. Gaziantep şubesiyiz. Burada Kıvılcım grubunu yetiştiriyoruz Anadolu Ateşi'nin. İşte bunun yanı sıra müzikte işte mesela enstrüman şeylerimiz var, branşlarımız var. Akabinde işte zumba, step, aerobik, pilates, latin dansları, tango, bu tip dersleri de bünyemizde veriyoruz. Yaş aralığımız nedir peki? 4 yaş itibariyle biz bale ve jimnastiğe alım yapıyoruz. 6 yaş itibariyle de Anadolu Ateşi Kıvılcım grubuna öğrencilerimizi almaya başlıyoruz. Aralığımız mesela nedir işte 16 yaşa kadar olan kısmında şeylere çocuklarımıza eğitim ve gençlerimize eğitim veriyoruz burada. Kaç kişilik bir eğitim grubumuz var şu anda? Bünyemizde 2 tane bale öğretmenimiz var. Bir tanesi klasik baleye giriyor. Onun eğitimi veriyor. Bir modern ve yine klasik bale eğitimi veren bir hocamız daha var. Bale eğitimi. O da Anadolu Ateşi'ndeki işte aktif olarak görev alıyor. Bunun yanı sıra Anadolu Ateşi'nde işte repertuar derslerine giren 3 tane hocamız var. Diğer branşların hepsinde de ayrı ayrı hocalarımız mevcut zaten. Hepsi alanlarında uzmanlar tabii ki. Evet. Peki nelere dikkat ediliyor eğitimlerde, ön planda bulunan şeyler neler? Şimdi balede zaten biz sertifikalı bir program olduğu için 8 yıllık bir eğitimi kapsıyor bale eğitimi. İlk öğretime başlayan çocuklarımız 8 yıl boyunca düzenli bir eğitim aldıkları takdirde sonunda burada diplomalarını alıp böyle bir kurum açabilme hakkına sahip olabiliyorlar. Böyle bir kurumda eğitmenlik yapabilme hakkına sahip olabiliyorlar. Bu tip avantajları var. Bunun yanı sıra işte Anadolu Ateşi'ndeki yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de ileriki dönemlerde Anadolu Ateşi'nin as grubunda dans edebilme fırsatını yakalıyorlar. Bu tip avantajları sağlıyor. Peki şu an memnun musunuz Gaziantep'te sektörün gidişatından? Yani evet, şimdi memnunuz. Niye memnunuz? Böyle bir oluşum içerisinde bulunan aslında tek okuluz diyebilirim yani. Daha doğrusu Güneydoğu Anadolu bölgesinde böyle bir okul modeli yok. Bu anlamda gururluyuz.
Güzel bir çalışmalar yaptık. Mesela biz özellikle balede son 4 yıldan beri eser sahneye koyuyoruz. İşte Alice Harikalar Diyarı'nda ile başladık. Ondan sonra Fındık Kıran Balesi'ni sahneye koyduk. Uyuyan Güzel'i sahneye koyduk. Bu tip çalışmalarımız oluyor ve zaten her yıl yıl sonunda bizim Haziran ayında gösterilerimiz oluyor. Keza Anadolu Ateşi'nin de repertuar ve şeylerinin hem repertuar hem modern dans anlamında çıkarttığı gösterilerle buradaki gerek velilerimize gerek Gaziantep halkına böyle bir hizmet veriyoruz. Evet, gelen taleplerden memnunsunuz o zaman. Yeni projede olacak mı ilerleyenler için? Bu yıl işte özellikle Anadolu Ateşi'nde biraz daha Troya şeyini, repertuarını sahneye koyacağız. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Ateş'in kendi repertuarını veriyorduk. Bu yıl Troya'dan da örnekler sunacağız. Gaziantep'teki güzel projeler olacak anladığım kadarıyla. Başarılar diliyoruz sizlere. Peki buradan izleyicilerimize sektörle alakalı neler ileteceksiniz? Son görüşlerinizi alabilir miyiz? Sektörle alakalı olarak insanların özellikle bu tip faaliyetlere biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Yani şimdi memnuniyetimiz tabii var, ilgi var ama yeterince değil. İşin kötü olan boyutu bu. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz özellikle bu tip sosyal faaliyetler sayesinde kendi hem kişiliklerini oturtuyorlar hem farklı arkadaşlıklar edinebiliyorlar. Kendilerini ifade edebilme şansı yakalıyorlar. Yoksa yani şey yok, çevresindeki diyalogları çok zayıflıyor. Sadece okul, ev oluyor ve bunun haricinde başka bir şeyler yapmıyor çocuklar. Bu sosyal anlamda kesinlikle çocukların bu tip faaliyetleri, sadece dans olayı için ben söylemiyorum, yani sportif anlamda da bu tip faaliyetlere çocukların kesinlikle dahil olmalarını bekliyoruz biz. Bu amaç için de zaten hizmet veriyoruz Gaziantep'te. Bu arada bizim Dans Art'ın 10. yılı. Ve bu 10. yılı mesajı olarak da biz çocuklarımıza bu tip faaliyetlere dahil olup daha mutlu bir birey olarak yetişmelerini, daha çağdaş ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmeleri için biz bu tip projelerde veya bu tip organizasyonlarda görev almalarını istiyoruz. Ve herkesi biz Dans Art'a bekliyoruz. Evet, buradan davet çıkarmış olduk. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizler için durağımız Gaziantep demiştik ve Gaziantep Şehit Kamil'de bulunan Dans Art Bale Dans Müzik Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Şimdilik bu merkezden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.